Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Barnett, Ziegler ve Bailey'in tarafından yazılan Genel Matematik kitabının fonksiyonel ve grafikler bölümüne ait olan alıştırmalarına devam ediyoruz. Ve uygulamalar kısmına geldik. İlk 3 videomuz zaten kanalımızda mevcut. Diğer sorular için onlara bakabilirsiniz. O videolara bakabilirsiniz. Uygulamalar kısmına fiyat talep denklemi ile başladık. Fiyat talep denklemimiz arkadaşlar bir mikro devresi üreten şirket için. Bu şirketin pazarlama departmanı regresyon analizi kullanarak Px eşittir 75 eksi 3x şeklinde fiyat talep denklemini elde etmiş. Burada x milyon adedi göstermek üzere satılan mikro devre miktarını gösteriyor. P de bu mikro devreleri adet başına satış fiyatını ifade ediyor. Bu fiyat talep denkleminin tanım kümesi de hemen yan tarafta ifade edilmiş. X'ler 1 milyon adet ile 20 milyon adet arasında değişmekte. Bir de tablo 8'de de her üretip satılan her adede karşılık toptan satış fiyatını gösteren bir fiyat tablosu verilmiş. Nasıl bulunmuş bu fiyat tablosu derseniz, yapılan şey şu: ben P'nin 75 eksi 3x olduğunu biliyorum. X'in yerine 1 yazdığım zaman 75 eksi 3 çarpı 1 kaç olacaktır? 75 eksi 3, yani 72 dolar olacaktır. Demek ki ben 1 milyon adet üretip satacak olursam bunun tanesini 72 dolardan satıyorum. 4 milyon adet üretip sattığım zaman 75 eksi 3 çarpı 4 eşittir 75 eksi 12 ve o da 63 dolar şeklinde fiyatını, toptan satış fiyatını bulmuş olacağım. Benzer şekilde diğerleri için de hesaplamaları gerçekleştirebilirsiniz. Zaten tabloda da verilmiş. Nasıl bulunacağını bilin diye bu kısmı özellikle ifade etmek istedim. Arkasından A şıkkında tablo 8'deki veri noktalarının yerlerini belirleyiniz ve aynı koordinat sisteminde fiyat talep fonksiyonunun grafiğini çiziniz demiş. Eğer ben dikey ekseni P fiyatına gösterecek şekilde ürünün P ile ifade edersem, yatay ekseninde X ile ifade edersem, o zaman ne yapabilirim? Sıralı ikililer elde ederim. 1,72 4,63 şeklinde ve bu sıralı ikilerin hepsini ne yapabilirim? Bu düzlem üzerinde gösterebilirim. Ben GeoGebra kullanarak arkadaşlar bu noktaları gösterdim ve grafiğini de çizdim. Biliyorsunuz P eşittir 75 eksi 3x negatif eğime sahip olan doğrusal bir denklem. P burada x'in doğrusal bir fonksiyonu. Nereden anladım doğrusal fonksiyonu olduğunu? Eğer bir fonksiyon mx artı n formunda yazılıyorsa o zaman bu bir doğrusal fonksiyondur arkadaşlar. Veya ax artı by artı c eşittir 0. Burada tabii ki arkadaşlar y'nin katsayısı b 0'dan farklı olmak durumunda. Bu şekilde verilen fonksiyona biz doğrusal fonksiyon demiştik daha önceki dersimizin, hatırlarsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Noktaları koordinat sisteminde nasıl yerleştiriyoruz peki? Mesela A 1'e 72 ne yapıyorum? X ekseni üzerinde 1'i buluyorum. Y ekseni üzerinde, yani dikey ekseni üzerinde P ekseni üzerinde 72'yi buluyorum. İkisini birleştirdiğim zaman ne elde etmiş oluyorum? 1'e 72 noktasını ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Benzer şekilde X ekseni üzerinde 4'ü işaretliyorum. Y ekseni üzerinde veya P ekseni üzerinde 63'ü buluyorum. Ve ikisinin kesiştiği noktayı ne yapmış oluyorum? B noktası olarak belirlemiş oluyorum. Daha sonra da bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini çizebilirsiniz. Biliyorsunuz bir doğrunun grafiğini çizmek için iki noktasını bilmeniz yeterlidir. Ve bu doğrunun grafiğini de çizmiş oluyoruz. Peki biz burada neyi gözlemliyoruz? Biz burada şunu gözlemliyoruz arkadaşlar. X'ler büyüdükçe fiyat azalıyor. Neden? Çünkü bu negatif eğimli bir doğru olduğu için. Böylelikle devam edecek olursak
89. soruya geliyoruz. 87. sorunun devamı niteliğinde arkadaşlar. Fiyat talep denklemimiz Px eşittir 75-3x. Bunu kullanarak şirketin gelir fonksiyonunu yazınız diye söylemiş ve bu fonksiyonun tanım kümesini belirtiniz demiş A şıkkında. Şimdi gelir fonksiyonu nasıl hesaplanıyordu veya gelir nasıl hesaplanıyordu? Burada ben diyelim ki ne satıyorum? Toka satıyorum. Bir tokayı tanesi 5 liradan sattığımızı varsayalım. Diyelim ki 10 tane toka sattım 5 liradan. Ne kadar gelir elde ettim? 5 ile 10'u çarptım ve dedim ki 50 lira gelir elde ettim. Demek ki ne yapmam gerekiyor benim? Yapmam gereken şey arkadaşlar burada gelir fonksiyonunu bulmak için üretilip satılan ürün miktarıyla onun toptan satış fiyatını çarpmak olacaktır. X ile neyi çarpacağım? Fiyat talep denklemini yani 75 eksi 3 eksi ne yapacağım? Çarpacağım. Demek ki gelir fonksiyonumuz neymiş? X çarpı 75 eksi 3x. Peki tanım kümesi nedir diye soruyor. Tanım kümesini nasıl bulacağım? Madem ki fiyat talep denkleminin tanım kümesi 1 ila 20 arasında, öyleyse gelir fonksiyonunun tanım kümesi de gene ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Onun da tanım kümesi 1 ila 20 arasındaki sayılar, üretilecek olan miktarlar olacaktır. Daha sonra bu sefer bir tablo görüyoruz. Bu sefer tabloda sadece x eşittir 1 milyon için gelir hesaplanmış 72 milyon dolar olarak. Tablodaki diğer hücreleri bizim ne yapmamız isteniyor? Doldurmamız isteniyor. Nasıl dolduracağız? Yine aynı mantıkla dolduracağız. Az önceki tablomuzu doldururken kullanmış olduğumuz mantıkla. Yani x'in 4 olduğu verildiyse Rx fonksiyonunun da x çarpı 75 eksi 3x olduğunu biliyorsak ne yapacağız? Bunu kullanarak sorunumuzu çözeceğiz. Yani 4 çarpı 75 eksi 12, o da kaça eşitti? 4 çarpı 63. Bu da ne yapar? 4 kere 63 de ne yapacak arkadaşlar? 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 6 24 elde var 1 de 252. 252 milyon dolar. 4 milyon adet mikro devre sattığım zaman 252 milyon dolarlık bir gelir elde ediyormuşum. Tabii ki diğerleri için de benzer işlem yapılacak. Yani 8 milyon adet mikro devre sattığım zaman gelirim nedir dersiniz? 8 çarpı 75 eksi 4 3 çarpı 8 3 çarpı 8 yani 8 çarpı 75 eksi 24 o da kaça eşittir? 8 çarpı 75'ten 24 çıkarsa 51 kalır ve bu da 408 milyon dolar olur. Hepsi için teker teker hesaplamayacağım. Ne yaptım? Ben Excel'de zaten bir tablo oluşturdum. Excel kullanmayı biliyorsanız rahatlıkla bu sayıları, bu değerleri hesaplatabilirsiniz. Yani gelirinizi hesaplatabilirsiniz. Veyahut da elinizle manuel olarak hesaplayabilirsiniz. Yine C şıkkında bu bulmuş olduğumuz tabloda bulmuş olduğumuz verileri kullanarak kartezyen koordinat sisteminde hem gelir fonksiyonunun grafiğini çizmemizi hem de bu noktaları özenmemizi istiyor. Bu sefer yatay eksende x yer alırken dikey eksende gelirim yer alacak arkadaşlar milyon dolar olarak. Ve ne yapacağız? Bakarsak eğer satılan ürün miktarı 1 milyon adet olduğunda gelirim 72 milyon dolardı. Onu yerleştirmişim. D noktası neydi? 4 milyon adet devre satarken 252 milyon dolar kazanıyordum. Onu yerleştirmişim. Bu grafiğimiz ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği arkadaşlar. Tabii ki şu anda bunları nasıl çizeceğimizi elementer fonksiyonların dönüşümlerini gösterirken aslında anlatmıştık ama onunla belki yeniden bakmanız gerekebilir. Kolları aşağıya doğru olan bir parabol bu.
Neden? X'in karesinin katsayısı negatif olduğu için. Bu nedenle de dikkat ederseniz belli bir noktaya kadar ne yapıyor? Artıyor ve daha sonra azalmaya başlıyor. Bir pik noktası, bir zirvesi var ve o zirveden sonra da gelir düşmeye başlıyor. Yani ben ne kadar fazla üretirsem gelirim o kadar artar. Bu fonksiyon için geçerli değil. Belli bir noktaya kadar, şu tepe noktasına kadar ne yapacaktır? Tepe noktasına kadar onun da koordinatları h ve k ile hatırlarsanız eğer eksi b bölü 2a ve r eksi b bölü 2a diye bulunuyordu. Burada ax kare artı bx artı c eşittir f şeklinde verilen bir fonksiyonun ve bir fonksiyonun tepe noktasının koordinatları bu şekilde hesaplanabilir. Tepe noktasına kadar ne yapacaktır? Artacaktır. Tepe noktasından sonra gelir azalmaya başlayacaktır. Bakın mesela 16 tane 16 milyon adet mikro devre üretirken 432 milyon dolar kazanıyorken 20 milyon adedi çıkarttığım an üretimimi gelirim ne yapıyor? 300 milyon adede 300 milyon dolara düşüyor arkadaşlar. Böylelikle bu soruyu da çözmüş olduk. Devamına geliyorum. Bu 89. soruydu. 91. sorudayız. 91. sorumuzda da artık kar fonksiyonunu yazmamız isteniyor arkadaşlar. Bunun için de maliyet fonksiyonu verilmiş. Toplam maliyet fonksiyonu bize 125 artı 16x milyon dolar olarak söylenmiş. Kar fonksiyonunu büyük P ile gösteriyorum ve nasıl buluyorum? Ne kadar gelir elde ettim? Rx kadar gelir elde ettim. Ne kadar maliyetim var? Cx kadar gelirim var. Bu ikisinin arasındaki fark benim kar fonksiyonu olacaktır. Bu benim kar fonksiyonum olacaktır. Eğer gelirim maliyetimden büyükse, o zaman Rx ile Cx'in arasındaki fark sıfırdan büyük olacaktır. Yani ben ne durumunda olacağım? Kar elde ediyor olacağım. Çünkü kazancım maliyetimi aşıyor. Ne yapıyorum? Diyelim ki 500 lira gelirim var. 300 lira maliyetim var. 500'den 300'ü çıkarttım. 200 lira ne benim? Karım olmuş oluyor. Öte yandan bu kar fonksiyonu demiştik. Öte yandan eğer geliriniz maliyetinizden düşük olursa bu durumda R ile gelirinizle maliyetinizin arasındaki farkınız sıfırdan küçük olur ve siz bu durumda zarar ediyorsunuzdur. Şöyle ki 500 lira gelir elde ediyorum, 700 lira maliyetim var. 500'den 700 çıktı, kaç kaldı? Eksi 200 kaldı. Eksi 200 karımın eksi 200 olmasının anlamı ne? Ben 200 lira zarardayım. 200 lira cepten gidiyor demek. Bir de ne durumu söz konusuydu hatırlarsınız eğer başa baş olduğumuz bir durum vardı. O da gelirimizin maliyetimize eşit olduğu durum. Burada ne kar elde ediyorum ne de zarar elde ediyorum. İkisinin arasındaki fark yani R ile maliyette gelir arasındaki fark nedir? Gelir ile maliyet arasındaki fark sıfır eşittir. Bunu biz başa baş noktası diyorduk hatırlarsanız eğer. Arkadaşlar başa baş noktasında ben ne yapıyorum? Ne kârdayım ne de zarardayım. Peki benzer şekilde kârları en yakın milyon doları yuvarlayarak tablodaki doldurunuz demiş. Kâr fonksiyonunu yazmam lazım. Kâr fonksiyonunu nasıl yazacağım? Kâr fonksiyonumu gelir fonksiyonundan özür dilerim. Şurası kâr fonksiyonu olacak. Onu düzeltelim. Şöyle düzeltelim. Peki, kar fonksiyonumuz tekrar ediyorum. Büyük P ile göstereceğiz. Rx ile Cx'in arasındaki fark idi. Neydi? 165, 125 artı 16x. Tamam. Rx'imiz neye eşitti? X çarpı 75 eksi 3x'e eşitti. Benim gelir fonksiyonu ve maliyet fonksiyonunda
125 artı 16x. Bu ikisinin arasındaki farkı hesaplayacağım. 75x eksi 3x kare eksi 125 eksi 16x. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. 59x eksi 3x kare eksi 125 benim kar fonksiyonumdur. Bu benim kar fonksiyonumdur arkadaşlar. Kar fonksiyonumuzu ifade ettik. Kar fonksiyonunu bulduktan sonra artık ne yapabilirsiniz? İsterseniz evet burada x'in yerine 1 yazdığınız zaman 59 eksi 3 eksi 125 şeklinde hesaplayarak 1 milyon adet ürün sattığınız zaman mesela bakın zarardasınız. 69 milyon dolarlık bir zararda olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Şu da yapılabilir, şu da yapılabilir. Yani bu formül kullanılmadan zaten geliri bulmuştuk. Bir de her bir üretim düzeyi için maliyetin neye eşit olduğu bulunduktan sonra ikisinin arasındaki fark da alınarak gene hesaplama yapılabilir. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu tercih edin. Yine ben buradaki hesaplamaları Excel'i kullanarak yaptım. İsterseniz elle, isterseniz hesap makinesiyle ne yapabilirsiniz? Bu sayıları hesaplayabilirsiniz. Daha önceki örneklerimizde olduğu gibi bu nokta çiftlerini yani 70, bakın 1 milyon adet üretim düzeyinde 69 milyon dolar zarardayım. 4 milyon adet üretim düzeyinde 63 milyon dolar kâra geçmişim. Bunları kartezyen düzlem üzerinde göstereceğim ve aynı zamanda grafiğini çizeceğim. Bu sefer dikey eksende benim kâr fonksiyonum olacak. Kâr fonksiyonumu tekrar ediyorum. Büyük P harfiyle gösteriyorum. Yatay eksende ise x olacak. Ve gene GeoGebra ile çizdirmiş olduğum arkadaşlar grafiği görmektesiniz. Bakın bir tane yani 1 milyon adet mikro çip ürettiğim zaman eksi 69 milyon dolar zarardayım. Dikkat ederseniz x ekseninin altında. İki tane ürettiğim, 2 milyon adet ürettiğim zaman eksi 19 milyon dolarlık bir zararım var. 19 milyon dolarlık bir zararım var. Ve ne yapıyorum? Ondan sonra artık ne yapıyorum? Bakın şuralarda şu x eksenini kestiği noktalar benim nelerimdir? Başa baş noktalarımdır. Ben çok rahatlıkla bakın x ekseninde kestiği noktalar başa baş noktalarıdır. Yani başa baş noktasında px neye eşittir? Sıfırdır. Yani x eksenini kestiği noktalarda ne oluyor? Benim fonksiyonu sıfır değerini alıyor ve ben ne kâr ediyorum ne de zarar elde ediyorum. X ekseninin altında kaldığı bölgelerde, grafiğin x ekseninin altında kaldığı bölgelerde ise ne var? Y'ler negatif olduğu için yani P'ler negatif olduğu için bakın işte 1 ile şuradaki sayının kaç olduğunu bulmamız için köklerini bulmam lazım. Onu bilmiyorum şu anda ezberden söyleyemeyeceğim ama bakın şu noktada bu aralıkta neyim ben? Zarardayım. İşte bakın gene şuraya bakarsak şu aralıkta neredeyim ben? Gene zarardayım. Neden? Çünkü Px dediğimiz kâr fonksiyonunun aldığı değerler x ekseninin altında kalıyor. Yani negatif y değerleri görüyorum burada. Negatif p değerleri görüyorum. Doğal olarak zarar durumundayım. Nerede kârdayım? Bakın şu bölgede şu bölgede ben ne yapıyorum? Kâr elde ediyorum. Dediğim gibi kâr fonksiyonunun x ekseninin üstünde olduğu bölgede ne yaparsınız? Kâr elde edersiniz. X eksenini kestiği noktalarda başa baş noktasındasınızdır. Kârınız sıfıra eşittir. Geliriniz maliyetiniz de denktir. Öte yandan benim kâr fonksiyonunun grafiğinin x ekseninin altında olduğu yerlerde bölgede ise zarar durumundayımdır. Onun için de görüyorsunuz işte sıfırıyla şu x eksenini kestiği nokta artık hangisi ise ve gene buradaki x eksenini kestiğimiz nokta ile 20 arasında zarardayım gördüğünüz üzere. Diğer örneğimiz ise arkadaşlar paketleme ile ilgili. Bu son örneğim olacak. Paketleme ile ilgili örnekte demiş ki bir şeker kutusu var.
12'ye 8 ölçüsünde bir paket, bir parça kartondan yapılacaktır diye söylemiş. Bir kenarı x santimetre olan eşit ölçülü kareler her bir kenardan kesilip çıkarılacak ve daha sonra uçlar, kenarlar bir dikdörtgen kutu şeklinde uygun katlanacaktır diye ifade edilmiş. X değişkenine bağlı olarak kutunun hacmini ifade ediniz. V fonksiyonunun yukarıdaki fiziksel kısıtlamalarla belirlenen tanım kümesi nedir diye sorulmuş bir de. Şimdi bakın olayı hemen şöyle size göstereyim. Bir tane dikdörtgenimiz var bizim. Yani dikdörtgenimiz var. Evet. Bu dikdörtgenin bir kenarı 12, diğer kenarı 8 santimetre. Bir kenarı 12, diğer kenarı 8 santimetre. Ben burada ne yapıyorum? Böyle kareler kesiyorum. Bu karelerin uzunlukları birbirine eşit. Şunlar hep x birim. Burası da aynı şekilde. Buraları kesiyorum. Bunları kestiğimizi varsayın. Buradan bu kutucukları kesiyorum. Bakın yukarıda zaten ifade etmiş. Bakın şu kenarları kestik. Görüyor muyuz? Şunları, şuralar işte x birimlik. Bunları kestiniz. Kestiğiniz zaman ne yaparsınız? Bu kesik kesik olan yerlerden ne yapabilirsiniz? Onu böyle katlayabilirsiniz. Katladığınız zaman ne olur? Üstü açık bir kutu olur mu? Olur. Şimdi benden istenen şey bu oluşan kutunun, hacmi. Nasıl bulacağım? Hacmi nasıl bulacağım? İlk önce bulmamız gereken şey şu. Hacmin bir kere neyini bilmem lazım? Bilmem gereken şey hacim nasıl hesaplanıyordu? Taban alanıyla yüksekliğin çarpımı şeklinde hesaplanıyordu. Öyle değil mi? Taban alanı, evet, hacim. Taban alanı çarpı yükseklik. Bana bu tarz sorular verildiğinde mutlaka değişkenimin ne olduğunu belirlemem lazım. Bu zaten soruda bana aslında veriliyor. Bir x kenarı x santimetre olarak zaten değişkenimin ne olduğu söylenmiş. Ondan sonra da diğer verilen işte taban alanı ve yükseklik gibi gerekli olan ifadeleri bu değişken cinsinden ne yapmak zorundayım? İfade etmek zorundayım. Şimdi bakın. Burada gözünüze canlandırmanızı istiyorum. Yani şu kısımda özellikle buraya dikkatlice bakalım. Tekrar gösterelim, görelim onu. Bakın şimdi. Şöyle. Şurası x birim. Değil mi? Burası da x birim. Bunu kaldırdığım zaman, bakın görüyor musunuz? Şu yükseklik. Ben bunu böyle kaldırdım, katladım. Kaldırdım, katladım değil mi? Şöyle kaldırıp bu kısmı kapladığım zaman şu kenarı elde edeceğim. Doğru mu? Görebiliyor musunuz onu? Şuradaki kenarı elde bilmem için ne yapacağım? Bu kesmiş olduğum parçayı katlamam gerekecek. Onu katlayacağım. Benzer şekilde uzun kenarda da aynı işlem söz konusu olacak. Bakın burada x parçası var. Şurada bir tane parça var. Bir de burada bir parçamız var. Ve şöyle x. Bunu da mesela katladığım zaman nereye elde edeceğim? Şu uzun kenarı elde edeceğim. Doğru mu? Şu elde edeceğim. Şunu ne yapıyorum? Böyle katlıyorum. Bunu böyle katlıyorum. Kestim ve katladım. Şimdi yükseklik kaç santimetre olacakmış? Demek ki x birim olacakmış, değil mi? Benim yüksekliğimi ben buldum. Yüksekliğim buradaki şuradaki çarpı bu arada. Onu da x deyip yanlış anlayın. Taban alanı çarpı yükseklik dedik. Çarpı. Yüksekliğin ne olduğunu söyledim ben. Demek ki oluşacak olan kutunun yüksekliği benim bu kenarlardan kesmiş olduğum eş kareler kadar. Onun bir kenarı kadar olacak. X birim olacak. Peki acaba bu kutunun taban alanı ne kadar olacak? Taban alanı nasıl olacak? Onu gösterelim. Şimdi bakın, şuradaki kenara bakalım. Şöyle. Buradan x parça kestim. Buradan x parça kestim. Normalde bu hiç kesilmeden önce bu kısa kenar kaç santimetre idi? Kesilmeden önce bu toplamda 8 santimetre uzunluğundaydı. Öyle mi?
Evet, 8 santimetre uzunluğundaydı. X bir ucundan kestim. Diğer ucundan da bir X parça daha kestim. Şuradaki, bakın şu mesafeyi görüyor muyuz? Buradaki mesafeyi. Bu mesafe şu anda ne kadar oldu? 8 eksi 2x oldu. X birim bir uçtan kestim. X birim diğer uçtan kestim. Ve tam olarak şuradaki siyahla gösterdiğim toplam uzunluk ne kadar oldu? 8 eksi 2x oldu. Yani benim kutumun kısa kenarı 8 eksi 2x birim oldu. Uzun kenar ne kadar oldu? Bakın şimdi uzun kenarı şuna da çizebiliriz. Şöyle daha güzel olsun. Evet. Şimdi uzun kenarı çizdim. Buradan x birim kestim. Şuradan da x birim kestim. Buradan x birim kestim. Buradan da x birim kestim. Tamamı kaç birimdi? 12 birimdi. Ben buradan kestik. Şuradan da kestim. Geriye ne kadar kaldı? Şurada kalan alan ne kadar? Uzunluk ne kadar? 12 eksi 2x. Bakın ne oldu? Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bunun tamamı 12 santimetreydi. Buranın tamamı 12 santimetre idi. Şöyle yeniden çizeyim daha rahat olsun. Bunun tamamı kesilmeden önceki hali 12 santimetreydi. Bu 12 santimetreydi. Şimdi şuradan x santimetre gitti. Buradan x santimetre gitti. Geriye hangi kısım kaldı? Burası kaldı ve şu kalan kısmı da ne yapıyorsunuz siz? Katlayıp buradaki taradığı kenarı elde ediyorsunuz. Yani kalan kısmın uzunluğu, şuradaki uzunluğu ne kadar oldu? 12 eksi 2x santimetre oldu. Demek ki taban alanımız ne oldu? Taban alanımız arkadaşlar 12 eksi 2x ile 8 eksi 2x'in çarpımına eşit oldu. Öyleyse hacmi yazarsam 12 eksi 2x çarpı 8 eksi 2x bu benim taban alanım. Çarpı yükseklik de zaten x santimetre x birimdi. Ne yapmış oldum? Usta çıkmış çikolata kutusunun hacmini kesilen bu kulakçıkların cinsinden, onların uzunluğu cinsinden ne yapmış oldum? Elde etmiş oldum. Şimdi wave fonksiyonunun yukarıdaki fiziksel kısıtlamalarla belirlenen tanım kümesi nedir diye soruluyor. Çok güzel. Çok güzel bir soru. Şimdi bir kere bir hacmin olması için yükseklik olması lazım. Uzunluk diyor zaten. Bir de uzunluk nedir? Bir cismin yani kesilen kısmın uzunluğu zaten sıfırdan büyük olmalıdır. Neden? X santimetre kestim. Değil mi? Kenarlardan X santimetre kestim. Eksi 5 santimetre kestim bir kutunun kenarlarından diyebiliyor muyum? Diyemem. Öyleyse uzunluk zaten x sıfırdan büyük olmak zorunda. Pekala. Taban alanına bakalım. Taban alanında 12 eksi 2x ile 8 eksi 2x'in çarpımı var. Bir kere 12 eksi 2x ne olmak zorunda? Benim dikdörtgenimin tabanının uzun kenarı olduğuna göre bu uzun kenar sıfırdan büyük olmak zorunda. Aynı zamanda kısa kenarım 8 eksi 2x bu da sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunların hepsinin aynı anda sağlanması gerekiyor. Öyleyse bu eşitsizlikleri hemen çözelim. 12 eksi 2x sıfırdan büyük olursa ne olur? 12 büyüktür 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 6 büyüktür x olur. Ve 8 eksi 2x, 8 eksi 2x büyüktür 0 ise 8 büyüktür 2x, her tarafı 2'ye böldüm. 4 büyüktür x olur, değil mi? Bir de tabii ki ne vardı? Bir de x'in sıfırdan büyük olması vardı. Bunların hepsinin birden aynı anda sağlandığı neye bakacağız arkadaşlar? Sayıya bakacağız. Peki bakalım. X'ler 6'da bir saniye özür dilerim. Çok özür dilerim. Yavrum bir saniye bir tane. Kedicağızım gene klavyenin üzerinde uyuduğu için özür dilerim. Evet şimdi arkadaşlar
Bunların aynı anda sağlanması için ne olması lazım? X 6'dan küçük ve x küçüktür 4 ve x büyüktür 0. Bunların hepsinin kesişimi, bu 3 tane özelliğin kesişimi ne olmalıdır? X'ler 0'dan büyük ve x'ler 4'ten küçük olmalıdır. X bu aralıkta olursa ancak ben kutu yapabilirim. Yani dikdörtgenimin bir kenarı 12, diğer kenarı 8 santimetre olan dikdörtgenden şu köşelerden keseceğim kulakçıklar, bu kulakçıkların bir kenarının 0 ile 4 arasında olması lazım. 0'dan büyük, 4'ten küçük olması lazım. Aksi takdirde ben kutu elde edemem. Bakın şimdi mesela diyelim ki 4'ten büyük bir sayı 5 dedim. 5 diyelim. İç içtir 5 olursa ne olur? Bak şimdi gör ne olacağını. Volüme bakalım, yani hacme bakalım. 12 eksi 10 çarpı 8 eksi 10 çarpı 5. Ne oldu? Burası 2, burası eksi 2, burası 5. Bir saniye ya, dur. Bunun sonucu ne çıktı? Eksi 20. Yani hacmin eksi 20 olması nerede gözükmüş veya bir dikdörtgenin taban alanının bir kenarının eksi 2 olduğu nerede gözükmüş? Tabii hiçbir yerde gözükmemiş. Mümkün değil çünkü. O yüzden bu kulakçıklar eğer 4'ten büyük bir sayı olurlarsa o zaman biz ne yapamayız? Bir kutu elde edemeyiz arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de böylelikle arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum. Esenlikle kalın.